294. Her şey ve herkes sensin. Yazılarımı okursan bunun hakikatini sen kendin idrak edeceksin. Fakat bunu anlatabilmek için sana bir özet yapayım. Alt sonsuzdan üst sonsuza uzanan sonsuzluğun her noktasındaki varlık, alt sonsuzdan o noktaya kadar olan tüm kozmik yapının ve tüm varlıkların toplamından oluşmaktadır. Sen olan avatar, verite denen hakiki yaşamda çok çok yüce bir varlıksın. Sen şu anda vizyon manyetik alandasın ve düşündüğünü oluşturmayı öğrenmek durumundasın. Hakiki kozmik yapıda 11. ve 19. boyut varlığı olan sen, alt sonsuzdan o noktaya kadar olan tüm kozmik yapı ve varlıkların toplamından oluşmuşsun. Düşündüğünü oluşturabilmeyi öğrenebilmek için bu vizyon manyetik alana hakiki kozmik yapıda Rahnan boyutunda bulunan Adlantalı olan üst beninin kopyası olan avatar olarak geldin. Bu boş manyetik alanın içerisinde üst benini yani seni oluşturmakta olan tüm kozmik yapı ve tüm varlıkların yansımaları var. Kendin de yansımaların arasında bir nevi hologram olarak bulunuyorsun. Vizyon olan bu yaşama realite yani gerçek yaşam deniyor. Görüyorsun ki şu anda algılamakta olduğun tüm kozmik yapı ve tüm varlıkların toplamı aslında sensin. Frekans. Sen olan avatarın dünyada evrim seviyen ne olursa olsun sen, istek ve gayretinle şu anki evrim seviyenin üzerindeki evrim seviyelerinde ve evrim seviyelerinin gerektirdiği düşünceye sahip olabilirsin. Dünya evriminin en üst düzeyinde olsan bile daha üst boyut evrimine ait düşünceye sahip olabilmen olasıdır. Sen olan avatarın düşünebildiğin boyutlar senin şuur seviyeni göstermektedir. Evrim düzeylerinin arasındaki dereceler ise frekansı göstermektedir. Yani iki boyutu bir apartmanın iki katı olarak düşünürsen, iki kat arasındaki merdiven basamaklarına frekans denebilir. Sen olan avatarın üst beninin bilinç seviyesine yani hakiki yaşamdaki öz bilinç seviyenle şu an bulunduğun vizyon yaşamdaki bilinç seviyen arasındaki mesafeye de frekans denmektedir. Hakiki yaşamdaki bilinç seviyenle şimdiki vizyon yaşamdaki bilinç seviyen arasındaki mesafe ne kadar kısa olursa öz bilincine yanaşma başarı oranın o kadar iyidir demektir. Esasında sen olan avatarın bu vizyon dünyada şu anda yaşamının ve evrim alma ihtiyacının bir gayesi de şu anki bilinç seviyenle hakiki yaşamdaki bilinç seviyen arasındaki mesafeyi sıfırlamaktır. 295. Sen yalnız olduğunu zannetme. Sen olan avatar kendini din, mezhep, dil, ırk, milliyet ve cinsiyet olarak futbol takımı ve nokta 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 olarak sayısız gruba ayırıyorsun. Aslında içinde bulunduğun toplumla, dünyanla ve özetle tüm yansımalarınla bir olmalısın. Sen yalnız olduğunu zannetme. Bugünler mahşer günüdür. Mah, aydır, güzelliktir. Şer ise kötülüktür. İşte bu mahşer gününde bitkiye ve hayvana saygı, sevgi gösterenle insana dahi saygısı, sevgisi olmayan avatar, Allah sistemi tarafından, yaratan boyutu tarafından kayıtlanmaktadır. İbadet sadece şekilde olmaz, gönülle ve özle de ibadet olasıdır. Allah sisteminin üç tane uygulaması vardır. Sistem, nizam ve düzen. Sistemle Allah sistemi sana yansımakta ve bilgi vermektedir. Avatar olarak sen hangi boyutta, hangi frekanstaysan nizamla kendini göstermekle yükümlüsün. Sen olan avatar düzenle ise evrim düzeyine, frekansına, şuur seviyesine ve
bilincine göre davranarak insanlığını sergilemek durumundasın. Bunlar hep yaratan boyutunda, Tanrı katında ve mutlak boyut seviyesinde gözlemlenmektedir ve kayıtlanmaktasın. Zalimin zulmü varsa hoş görenin, sabredenin ve sevenin Allah'ı vardır. 296. Enerji kaynağı ve birlik bilinci. Her an dile getirilmekte olan bir örnek var. Bu örnek bazen savaş, bazen de futbol karşılaşması olarak yansıtılıyor. Sen X ülkesinin A şehrinin birinci mahallesinden ol. X ülkesinin A şehrinin birinci mahallesi ile ikinci mahallesi maç yapacaksa sen birinci mahalleden olduğun için birinci mahalleyi tutarsın. X ülkesinin A şehrinin ikinci mahallesi ile X ülkesinin B şehrinin maç yapacaksa sen A şehrinden olduğundan A şehrinin ikinci mahallesini tutarsın. X ülkesinin B şehrinin futbol takımı Y ülkesiyle maç yapacaksa sen X ülkesinden olduğun için X ülkesinin B şehrini tutarsın. X ülkesiyle Y ülkesi aynı milletten olsun. Z ülkesi başka milletten olsun. Y ülkesiyle Z ülkesi maç yapacaksa sen aynı milletten olduğun için Y ülkesini tutarsın. Bu örnek sana kademeli olarak büyüyen bir birlik bilincinin oluşumunu anlatmak için verildi. Her şey bir sebep netice zinciridir. Sen olan avatarın içinde bulunduğun vizyon manyetik alanında bulunan yansıman olan her bir ortam ve her bir varlık bir enerji kaynağıdır ve hangi enerji kaynağı olursa olsun o enerji kaynağında o ülkede yaşam sürmekte olan dini, mezhebi, dili, ırkı, milliyeti ve cinsiyeti ne olursa olsun tüm halktan her bir kişi birer enerjidir. Her enerji kaynağının birlik bilinci içinde çalışabilmesi için pozitif bir kutbun yanında negatif bir kutba da sahip olması gerekmektedir. Şu anda her enerji kaynağı tek yürek olarak birlik bilincine ulaşmalıdır. Yani vizyon manyetik alanında tek başına olan sen olan avatarın birlik bilincine ulaşabilmen için senle yansımalarının düşünce, duygu ve davranışlarınız denk olmalıdır. Birlik bilincini kamçılayan pozitif gücün karşısındaki güç negatif güçtür. Vizyon manyetik alanında tek başına olan sen olan avatarın içinde bulunduğun vizyon manyetik alana sevgi aşılanmış olduğundan sabır gösterilerek tam bir birlik bilincine ulaşman neticesinde sen olan avatarın dünyasını aydınlık günlerin beklediği müjdeleniyor. Aslında enerji kaynağının negatif ve pozitif kutbu başkadır. Bilinçsizken senin nitelemen olan pozitif ne negatif başkadır. Bilincin yükseldiğinde ortamda ne pozitif ve ne de negatifliğin var olmadığını, bu nitelemelerin sadece senin bilinçsizlikten verdiğin nitelikler olduğunu kavrarsın. Bilinç ve nötr düşünce. Bilgi, sen olan avatarın o bilgiyi otomatik olarak hayata geçirmen, bilinçlenmen için gereklidir. Bilinçlenmek ise hakikati kavramana yardımcıdır. Sistem, üst boyutlardan bilgilerin sana yansımasını sağlayan mekanizmadır. Nizam ise sen olan avatarın kendini ne kadar insan olduğun anlamında, ne kadar öz bilincine yaklaştığın anlamında sergilemendir. Sen olan avatarın kendi insanlık dereceni sergilemen için ise bildiklerini hayatında tatbik etmen gerekmektedir. Sen olan avatarın kendini göstermen için nasıl düşünüp hareket edeceğin ise nizama bağlıdır ve bu durumda her avatar düşünce, duygu ve davranışlarına göre Allah sistemi tarafından, yaratan boyutu tarafından kayıtlanmaktadır. Sen olan avatarın bu nedenle negatifi pozitifi bırakarak nötr düşünmen, nötr olman önerilmiştir. Avatar olan sen, vizyon bir ortamda yaşam sürmekte olduğunu hiç unutma. 297. 12 spiralli genç. Vizyon manyetik alan, hakiki kozmik yapının ilk yüzünün kopyasıdır ve bu alandaki sen olan avatar da
Hakiki kozmik yapıdaki Atlantalı'nın kopyasısın. Sirius her seferki gibi dünya insanının genetik yapısını ele alıp değiştirmekle görevlendirildi. 26 bin yıl bir gürz anıdır. Bu an içerisinde gürz mevsimlerde olduğu gibi 1956 yılından itibaren farklı bir kozmik alana girmiştir. Girilen bu kozmik alana varlıkların bedenleri uyum sağlayamayacağından tüm boyutlardaki beden yapılarının değiştirilmesi söz konusu oldu. Siriuslular hakiki kozmik yapıda dünya vizyon manyetik alan hakiki kozmik yapıdaki ilk gürzün kopyası. Üçüncü boyut insanlarıyla karşılıklı rıza ile anlaşıp işbirliği ile hakiki kozmik yapıda formları oluşturmakta olan hücrelerin genetik yapısını değiştirme çalışması yaptılar. Bu değişiklikle genetik yapı 2'den 12 spirale çıkarıldı. Genetik yapısı değiştirilmiş çocuklar 1980 yılından itibaren dünya 3. boyutuna doğmaya başladılar. 1980 yılında doğan çocukların %20'si 12 spiralli olan indigo, yani mavi çocuk, süperaktif çocuk idi. Yıllar geçtikçe indigo çocukların doğum oranı arttı ve 2000 yılında ve sonrasında doğan çocukların tümü indigodur. Bu durumda kendi vizyon manyetik alanlarında tek başlarına olan avatarların formunu oluşturmakta olan hücrelerin DNA'ları değişirken, algılamakta oldukları yansımalarının durumları da kendilerine paralel olarak değişmektedir. İndigo çocuklar birlik bilincindedirler. Kendi vizyon manyetik alanında tek başına olup iki spiralli olan eski avatarlardan birçoğu da kendi istek ve gayretleriyle bilinçlenerek birlik bilincine ulaşmış ve beden terki gerekmeden hücrelerinin DNA'sı değişmiştir. Birlik bilincine ulaşanların da değişecektir. Avatar düşüncesiyle çakralarını çalıştırdıkça bilincinin yüksekliğine uygun olarak çakralarını çalıştırır. Bununla birlikte yaratan boyutu da genetik yapıyı değiştirerek spiral sayısının 2'den 12'ye çıkmasını sağlar. Kozmik ortamın her frekansını bir koşu bandına benzetirsen, kozmik ortamın mekan band akışı hızlandıkça bu kozmik ortam bandı üzerinde yaşam sürmekte olan avatarın da kendi hızının yani evrim düzeyinin frekansının, şuur seviyesinin, bilgilerinin, bilincinin, idrak kabiliyetinin yükselmesi, hızlanması gerekmektedir. Hızlanan kozmik mekan bandının hızına ayak uyduramayan muhakkak ki bu banttan düşmek mecburiyetindedir. Sen olan avatarın yaşamakta olduğun tüm olaylar üzerinde bulunduğun kozmik mekan bandı hızına ayak uydurmak için yaşamakta olduğun etkenlerdir. Hoş görülmesi, sabredilmesi ve sevgiyle karşılanması önerilmektedir. 298. Kozmik akım. Sen olan avatarın içinde bulunduğun vizyon manyetik alandaki dünyada her boyutta senin için 343 evrim düzeyi vardır. Yansımalarının sen hangi boyuttaysan o boyutun 343 evrim düzeyini yani frekansını paylaşmış durumdadırlar ve sen de bilinç seviyene göre bu frekanslardan birinde bulunuyorsun. Bu evrim düzeylerinin her biri farklı birer manyetik alandır. Her bir manyetik alanın düşünce kalitesi de farklıdır. Kozmik akım, hakiki kozmik yapıda üst sonsuzdan alt sonsuza ve alt sonsuzdan da üst sonsuza doğru var gücüyle akmaktadır. Vizyon manyetik alanda üst beninle laboratuvarda bulunan senin aranda yine laboratuvarda bulunan öz güç üyesi bulunmaktadır. Üst beninin perisifirisi ile senin perisifirin öz güç küresine bir nevi bağlı olduğundan sen üst benine bağlantıyı bu şekilde sağlarsın. Üst beninin düşüncesi kozmik akım olarak vizyon manyetik alanında tek başına olan sen olan avatara akarken hakiki kozmik yapıdaki Atlanta'dan Betonova'daki laboratuvardaki senin küpçüğüne laboratuvardaki görevlilerin denetiminde akmaktadır. Sen olan avatardan da senin düşüncen olan kozmik akım
hücrelerine akmaktadır. Sen olan avatar bu kozmik akımdan kendi kabiliyetinin oranında yararlanabiliyorsun. Öz bilince ulaşmak için önce istek sonra da gayret gerekmektedir. Sen olan avatar için dünya yaşamı realite denen vizyon bir yaşamdır ve bunu hakikiymiş gibi algılamanı sağlayan da zihnindir. Zihnine yenilmemeyi öğrenirsen ve mantığının dışında da hakikat olabileceğini düşünebilirsen, öz bilincine ulaşabilmen için insan olma yolunda ilerleyebilirsin. Düşün. Vizyon manyetik alanında tek başına olan avatar, kendi olan yansımalarını, kişi, topluluk, toplum olarak din, mezhep, dil, ırk, milliyet, cinsiyet ve buna benzer birçok sayısız gruba ayırarak ikilikler yaratıp kendinden ötekileştirmiştir. Sen olan avatarın içinde bulunduğun vizyon manyetik alandaki dünyan tek bir birimdir, tek bir bütündür, tek bir kişiliktir. Vizyon manyetik alanındaki dünyanın üzerindeki tüm insanlar senin yansımandır. Onların toplamı sensin. İkilik yaratmadan yansımalarının sadece dünyalı olduklarını, sen olduklarını düşünebilecek düzeye geldiğin anda sen birlik bilincine ulaşmış olacaksın. Allah sisteminin öngörüsü de budur. Bu duruma gelinceye kadar dünyadaki belirli toprak parçalarının birliğinin düşünülmesi büyük bir aşama olacaktır. Vizyon bir dünyada yaşam sürmektesin. Farkında ol veya fark etmemiş ol. Vizyon manyetik alanındaki dünyada gerçekleşmekte olan olaylar anda senin düşüncelerindir. Düşünmediğin halde karşına çıkmakta olan ortam, varlık ve olaylar da yaşam programının gereği olan olaylardır. Düşünce antimaddedir. Sen olan avatar düşündüğünü yoğun olarak düşünürsen ona kendinden enerji vermiş olursun. Enerjiyle beslenen düşünceler duygu haline gelir. Duygular da ortam, varlık ve olay olarak karşına çıkar. Sen olan avatar anda yaşıyorsun. Şimdi kendi vizyon manyetik alanında tek başına olan sen olan avatardan yaşadığın ortama sevgi titreşimleri yaymak için hangi anda olursa olsun tırnak içinde yazılanları devamlı olarak düşünmeni rica ediyorum. Yaşamakta olduğum ülke bir bütündür. Tüm ülke, halkı kardeşten öte birdir ve tümünün toplamı benim. Avatarın vizyon manyetik alanındaki tüm yansımaya birlik bilinci havası içerisinde sonsuz bir sevgiyle ve hoşgörüyle davranması öngörülmektedir. Avatar bunu ne kadar çok yoğun bir şekilde düşünürse ortamı o kadar çok güçlenecek ve huzur, mutluluk, sevgi ve güzelliklerle dolu bir cennete dönüşecektir. 299. İndigolar ve Dünya Birliği. Sen olan avatara bilinçlenmen için tanınan 3. 26 bin yıllık dönem anda sona erecektir. Bu dönem kapandığı anda vizyon manyetik alanında 19. boyutun son frekansına kadar yükselen avatar Betonova'da Haykatra insan olarak yaşam hakkı kazanacak. Vizyon manyetik alanında 19. boyutun altındaki bilinç seviyelerine ulaşmış avatar ise hakiki kozmik yapıda hak ettiği boyuta aktarılacak. Şeriat bilinç seviyesini aşmak üzere gönül ibadetinde olup da 3. ve 4. boyut seviyesindeki dünya mekan hızına ayak uydurabilen ise hakiki kozmik yapıdaki dünyanın 3. boyutuna aktarılacak. Sen olan avatar 3. boyutta dünyada kalmakla övünülecek bir şey yapmış olmazsın. Yaratanın direktifiyle Sirius'lular hakiki kozmik yapıdaki dünya insanına genetik yapısını, insanının genetik yapısını 12 spirale çıkararak güçlendirdi ve yeni bir Adem modeli oluşturdu. Dolayısıyla da vizyon manyetik alandaki dünyadaki avatarın genetik yapısı Betonova laboratuvar görevlilerinin teknolojik yardımlarıyla hakiki kozmik yapıdaki varlıkların durumunun küplere yansıtılması esasıyla 12 spirale çıkarılarak güçlendirildi ve vizyon manyetik alanda da yeni bir Adem modeli oluşturulmuş oldu. Yeni model, yeni Adem modeli %20 ila 1980 yılından beri dünyaya gelmeye başladı.
Hakiki kozmik yapıda indigo çocukların dünyaya gelme oranı 2000 yılında %100'e ulaştı ve bu çocuklar dünyaya gelmeye devam etmektedirler. Vizyon manyetik alanda da kural yine aynıdır. Avatar olan senin vizyon manyetik alanındaki dünyana görev için gelmekte olan ve senin yansımaların olan üst boyut varlıkları ve hakiki kozmik yapıdan gelmekte olan mutlak boyut varlıkları görev olarak birlik bilinci ve sevgisini senin vizyon manyetik alanındaki dünyanın her karış toprağına ekerek demirlemişlerdir. Sen indigo olabilirsin veya değilsin. Sana ders vermek için yansıma olan indigo çocuklar şimdilerde dünya gidişatına yön vermek için harekete geçmişlerdir. Bu konu sen olan avatarın bilinçlenmen için sana mutlak boyut varlıkları tarafından uygulanan bir şoklama niteliği taşımaktadır. İndigo çocuklar iki spirale sahip Adem modeli gibi ayrılıkçı bilince sahip değiller. Yeni Adem modeline sahip olan indigolar birlik bilincine sahiptirler. Sana ders vermek için yansımalar avatar olan senin vizyon manyetik alanındaki dünyanda algılamakta olduğun her şeyi ve herkesi tek bir birim olarak birleştirebilmeni sağlaman için görevlidirler. Böylece sen olan avatar birlik bilincine ulaşabilirsin. Sen avatar olarak şu anda ister indigo ol veya olma. Bu konuda söz konusu olan avatar olan sensin. Bunu hiç unutma. Bilinçlendikçe 12 spirale sahip genetik yapıya ulaşacaksın. 300. Neyi idrak etmelisin? Sen olan avatar her şeyin düşünce ile başladığını fark etmelisin. Önce negatif olarak nitelediğin düşüncelerden, sonra da pozitif olarak nitelediğin düşüncelerden kurtularak nötr düşünceye ulaşman gerekmektedir. Bunun yanında ikilemlerden kurtulup birliğe ulaşmalısın. Algılamakta olduğun ortam ve varlıkların sadece kendin olduğunu idrak etmelisin. Avatar olan sen, verite denen hakiki yaşamda çok yüce bir varlıksın. Yani alt sonsuzdan üst sonsuza uzanan sonsuzluğun her noktasındaki varlık, alt sonsuzdan o noktaya kadar olan tüm kozmik yapı ve tüm varlıkların toplamından oluşmaktadır. Sen şu anda düşündüğünü oluşturabilme dersi almak için bu vizyon manyetik alandasın. Sen olan avatarın içinde bulunduğun vizyon manyetik alan, üst beninin aurasının yansımasıdır. Algılamakta olduğun tüm kozmik yapı ve varlıklar, üst benini oluşturan hücrelerinin yansımasıdır. Avatar olan sen ise üst beninin kopyasısın. Bu oluşumu mutlak boyut varlıkları yarattı ve realite denen vizyon yaşamı başlattı. Bu ortamın vizyon olduğunu, tüm algılamakta olduğun ortam ve varlıkların toplamının sadece kendin olduğunu algılayana kadar ve bu ortamın tamamen boş olduğunu, yani içinde hiçbir şeyin var olmadığını algılayana kadar bu dünyadaki eğitimin sürecek. Düşün, bütünlük için, birlik için, kardeşlik için düşün. Düşün ki yaşamakta olduğun topraklar cennete dönüşsün. İçinde tek başına bulunduğun vizyon manyetik alanında avatar, kendi yaşam programını 3. boyuta inmezden önce 4. boyutta kendi evrim seviyesine uygun olarak programlar. 3. boyuta doğunca da ortam, varlık ve olayları kendi düşüncesiyle yaratarak içinde yaşar. Her şeyin doyumunu sağlamak gerek. Doyumu sağlanamayan olaylar tekrarlanır. Zevk ve acı sen olan avatara nötr düşünceye getirir. Sana göre olumlu düşünürsen neticesine zevk alırsın. Ama kozmik yapının dengesini bozduğundan devamında kozmik yapı dengeye gelirken sen düşünmediğin halde olumsuz olarak niteleyeceğin bir olay yaşarsın ve acı çekersin. Bunun tersi de doğrudur. Avatar olarak sen kendine göre olumsuz düşünürsen neticesinde acı çekersin. Ama kozmik yapının dengesini bozduğundan da devamında kozmik yapı dengeye gelirken sen düşünmediğin halde olumlu olarak niteleyeceğin bir olay yaşarsın ve zevk alırsın. Nötr düşünürsen niteleme yapmazsın. Kozmik yapının dengesini bozmazsın. Zevk de almazsın, acı da çekmezsin. Sadece seyirci olursun. Zaman yoktur, sadece an var. Sadece an
var olduğu halde olaylarda geçen süre sen olan avatara göre sanal olarak düşünce seviyene bağlıdır. Sadece an var ama sen olan avatarın arzu ve beklentilerinden dolayı bu an bazen sıkışmakta, bazen de genişlemektedir. Arzu ve beklenti doğrultusunda olan mekan ve olaylarda an çok çabuk geçmekte, arzu ve beklenti doğrultusunda olmayan mekanlarda ve olaylarda ise an çok yavaşladığından bir türlü geçmek bilmemektedir. Bu an olgusu sen olan avatarın evrim seviyesine, bilinç seviyene göre anlam kazanmaktadır. 301. Alt ve üst sonsuz. Çok çok iyimser bir düşünceyle hakiki kozmik yapı olan Alfanova'da 3. ve 4. boyutta yer alan dünya kozmik yapının sıfır noktasını kabul edilirse 3. ve 4. boyutun üzerinde sonsuz sayıda boyut olduğu anlaşılır ve bu üst sonsuz diye isimlendirilir. Yani hakiki kozmik yapı olan Alfanova sana göre sonsuz boyuta sahiptir ama sonludur. Üçüncü ve dördüncü boyutun üstündeki boyutlarda üçüncü ve dördüncü boyut varlığından daha şuurlu, tekamül sahibi, bilinçli ve güçlü varlıkların bulunduğu yapılar yükselmektedir. Hakiki kozmik yapı olan Alfanova'da sıfır noktasından altta da sonsuz sayıda boyut vardır ve bu boyutların sayısı da sonsuz olduğundan buna da alt sonsuz ismi verilmektedir. Üçüncü boyuttan alttaki boyutlarda hayvanlar, bitkiler ve kozmik yapı bulunmaktadır. Bitkilerden her birinin boyutu farklıdır. Hayvanlardan her birinin de boyutu farklıdır. Fakat anlatmada ve anlamada kolaylık sağlaması açısından bitkiler birinci boyuttaymışlar gibi ve hayvanlar da ikinci boyuttaymışlar gibi sadece iki boyut olarak tarif edilmektedir. Gürz gürz mini atomik bütün, evren, kainat, alem, galaksi, güneş sistemi, gezegen, metal, molekül, atom, elektron ve bu liste alta doğru devam etmektedir. Teknoloji olanakları çerçevesinde teleskop sistemleri ve mikroskop sistemleri ilerledikçe verilmiş olan bu listenin üzerine ve altına isim olarak eklemeler yapılabilecektir. Her bir boyutta ve her bir kozmik birimde güç ve hız bakımından kozmik birimin özelliklerine uygun varlıklar yaşam sürmektedir. Eskilerin ruhsal güç bütünlüğü diye tarif ettiği bilinç bölünmez bir bütündür. Üst bilinç kopyası olan avatarın üst beninin bilinç bütünlüğüdür. Ruhsal güç bütünlüğü aslında üst benin bilinç bütünlüğüdür. Vizyon manyetik alanda tek başına bulunan sen olan avatar, Betonova laboratuvarında bulunan öz güç küresi sayesinde üst benin olan Adlantalı'nın bilinç bütünlüğüne oftalmi, epifiz bezi yani pineal bez, amigdala, dil kökü ve burun sayesinde perispiri denen bağlısın ve oradan kozmik akım çekiyorsun. Betonova laboratuvarında tek bir öz güç küresi bulunmaktadır ve her bir Atlantalı'nın aurası karşılıklı olarak kopyası olan her bir avatarın aurasıyla öz güç küresine bağlanmıştır. Hakiki kozmik yapının ilk gürzünün kopyası olan vizyon manyetik alan 19 boyutludur ve bu 19 boyuttan her biri de 343 frekansa sahiptir. Her bir boyutun her bir frekansı farklı güçteki manyetik alandır. Dolayısıyla sen olan avatar, vizyon manyetik alanın her bir boyutunun her bir frekansında bilinç olarak ilerledikçe üst beninin bilinç bütünlüğünden, güç bütünlüğünden daha fazlasına sahip olmaktasın. Yani sen olan avatar, alttan üste doğru uzanan boyutlardan hangi boyutta ve hangi boyut frekansında yaşam sürmekteysen, senin bedensel gücün ve sahip olduğun güç bütünlüğü, bilinç bütünlüğü potansiyelinin o boyutun ve o boyut frekansının gerektirdiği gibidir. Sen olan avatar doğal olarak üst beninin güç bütünlüğünden elde ettiğin potansiyel yükseldikçe sen de boyutlarda veya boyut frekanslarında üste doğru ilerlersin. Sen olan avatar içinde bulunduğun vizyon manyetik alanın 19. boyutunun tüm frekanslarının duyumunu sağladığın takdirde
Üst beninin tüm güç bütünlüğüne, bilinç bütünlüğüne sahip olursun. Hakiki kozmik yapıda yaşam sürmekte olan varlıklar, açılan kapılardan her bir siklus, yani 26 bin yıl sonunda yaşam sürmeye layık oldukları boyutlara geçerler. Varlıklar bulundukları boyutlardan yaşam sürmeye layık oldukları boyutlara çıkarken de kendi benzerleriyle yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşmek ve bütünleşmek durumundadır. Vizyon manyetik alanda tek başına olan sen olan avatara tanınan 3x26 bin yıllık sürenin sonuna gelinmiştir. Şimdilerde sen olan avatar 19. boyutun son frekansına ulaşmışsan açılan Betonova kapısından Betonova'ya Haykatra insan olarak geçme hakkı kazanırsın. Bunu başaramadığın takdirde o ana kadar hangi boyutun hangi frekansının doyumunu sağlamışsan hakiki kozmik yapıda o boyutun o frekansına yerleşeceksin. Bu nedenlerle birlik bilincini kavra ve kesinlikle yerinde sayma. Şuur olarak, bilinç olarak ilerle. 302. Bilgi, hor, ışık zerresidir. Kuantum fiziğinde en küçük parçadır ve kürzün minyatürüdür. Uçan daireler kristal enerji kullanarak hareket etmektedirler. Buna hareket etmek de denemez çünkü uçan daireler hiç hareket etmedikleri halde manyetik alan oluşturarak ve bu oluşturdukları manyetik alanı kozmik yapının manyetik alanlarında kaydırarak bir noktadan başka bir noktaya gitmektedirler. Horlama, tohumlamadır, enerji tohumlaması, düşünce veya madde şekillendirmesidir. Vizyon manyetik alan, hakiki kozmik yapı olan Alfonova'nın ilk gürzünün kopyasıdır. Ve varlıkları olan yansımalar da üst ben olan Atlantalı'nın bedenini oluşturan hücrelerin yansımasıdır. Sen üst beninin kopyası olduğundan yansımalar senin de hücrelerindir. Vizyon manyetik alanda avatarın bulunduğu boyutun 343 frekansına dağılmış olan yansımalar, avatarın kendini yetiştirebilmesi için ona yardımcıdırlar. Avatarın kendi vizyon manyetik alanında algılamakta olduğu üst boyut varlıkları da avatarın içinde bulunduğu vizyon manyetik alandaki yansımalardır ve vizyon manyetik alandaki üçüncü boyut dünyasına uçan daireleriyle gelmektedirler. Uçan dairelerin içindeki üst boyut varlıkları, üçüncü boyut dünyasına avatarı bilinç olarak uyandırma, bilinçlendirme görevindedirler ve avatarın bu konuda gayret etmesini sağlamak açısından görev yapmaktadırlar. Üst boyut varlıkları tarafından uçan daireleriyle üçüncü boyut dünyasına yeni düşünce yapıları ekilmektedir. Buna tohumlama da denir. Bilinçlenme yaşamın öngörüsüdür. Dünyada en değerli madde altındır. Bu nedenle de simyacılar her şeyi altına çevirmeye çalışmışlardır. Bu nedenle tohumlama için uçan daireler altın titreşimli kozmik akım serpiyorlar da denmektedir. Biliyorsun, vizyon manyetik alan olan gürs, simülatör olarak senin bilinçlenmen açısından teplik, hayat ve hiçlik bilinç aşamalarını kapsamaktadır. Altın üstündür, üstün altındır. Altın dünyadaki en iletken maddedir. Tek piramit prizmadır. Bilinç Allah'a sistemindeki ikinci piramide geçtiği an egodan kurtulur ve toplumsal olarak Tanrı'ya hizmet aşamasına geçerek düşüncelerini yansıtır. Bir ters ve bir düz piramidin oluşturduğu oluşuma kristal denir. Uçan daireler de kristaldir. En az iki kristalin birleşiminden ise cevher oluşmaktadır. Cevherlerin birleşiminden ise küre oluşur. Gürz ve por küredir. Bazı ana gemiler puro şeklinde olduğu gibi küre şeklindeki yani apple, sırılmış elma ana gemilerde vardır. Dolayısıyla birçok çeşit uçan daire ve ana gemi var ve her bir uçan dairenin ve her bir ana geminin görevi farklıdır. Dünyanın dış ve iç yüzeylerinde yaşam sürmekte olan Nordiklerin kullandıkları üçgen şeklinde uzay gemileri de vardır. Bu üçgen gemiler ikili, dörtlü, sekizli ve çoklu olarak birleşerek de farklı görevlerde bulunmaktadırlar. Kürs bir kozmik yapıdır.
Por ise onun minyatürüdür. Porların yedili birleşiminden poryon, yani düşünce küresi oluşur. Poryumların yedili birleşiminden ise porya oluşur. Poryanın bir yönden değişimiyle hücre oluşurken bir yönden değişimiyle nötron artı pozitron eşittir çekirdek artı elektron eşittir atom oluşmaktadır. Kozmik yapı oluşumu ve varlık oluşumu cevher oluşumudur. Toprağın veya avatarın forlanması yani tohumlanması istenilen bölgelerde uçan daireler tarafından oluşturulup ortaya çıkartılan siklon alanları sayesinde gerçekleştirilir ve tohumlama avatarın bilinç olarak gelişmesini sağlar. Siklon alanı. Güçlü enerji anaforu. Evrensel boyutlarda çok hız kazanmış arındırma ve ayrıştırma tünelidir. Demirleme. Vizyon manyetik alanda bulunan avatarın yetişip bilinçlenmesi için gerekli olan düşünce ve bilginin üst boyut varlıkları tarafından por olarak dünya toprağına ekilerek geçerli duruma gelebilmesi için yeşertilmesi, yaşatılması veya kullanılır hale getirilmesi durumudur. Mevlana'nın şifresi gel, 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 bir. Birinci gel sonsuz hoşgörüyü. İkinci gel sonsuz sevgiyi. Ve üçüncü gel ise sonsuz alçak gönüllülüğü simgeler. Avatar olarak sen her an, her durumda, her konuda hoşgörülü olursan, en büyük düşmanını dahi hiçbir şey düşünmeden bağrına basabiliyorsan, hiç egon olmadan kendin yerine her an başkaları dediğin yansımalarını düşünebiliyorsan ve kendin almayıp yansımalarına verebiliyorsan, avatar olan sen Mevlana'nın şifresini çözmüş olursun. 303. Hiçlik. Atlantalı Hakiki Alfanova'da yani verite denen hakiki yaşamda piramidin en üstündeki tek bir taş durumunda yaşam sürerken mutlak boyut varlıkları Atlantalı'nın kopyasını alarak sen olan avatar oluşturdu. Sen de yaratmayı yani düşündüğünü oluşturmayı öğrenebilmek için mutlak boyut varlıklarının Atlantalı'nın aurasının kopyasını alarak oluşturdukları yani hakiki kozmik yapı olan Alfanova'nın 19 boyutlu ilk yüzünün kopyası olan vizyon manyetik alanın 3. boyutundan evrime alınarak yola çıktın. Alt sonsuzdan üst sonsuza uzanan sonsuzluğun her noktasındaki varlık, alt sonsuzdan o noktaya kadar olan tüm kozmik yapı ve varlıkların toplamından oluşmaktadır. Vizyon manyetik alan boş, içinde hiçbir şeyin var olmadığı bir manyetik alandır. Mutlak boyut varlıkları senin üst benini oluşturan hücrelerin yansımalarını da bu vizyon manyetik alana yansıttı. Devamında da yansımaların arasına üst beninin kopyası olan sen olan avatarı koydu ve realite denen vizyon yaşamı başlattı. Şuur yani bilinç aşaması olarak avatar olarak senin algılamakta olduğun tüm kişileri ayrı ayrı birer varlık olarak düşünürsen heplik boyutundasın. Heplik boyutu Gürz'ün rahim boyutudur. Tüm ortam, varlık ve olayların senin düşüncelerinden dolayı var olduklarını fark etmeye başlamışsan veya fark ediyorsan hayat boyutundasın. Hayat boyutu Gürz'ün yaratılış boyutudur. Bulunduğun manyetik alanda algılamakta olduğun tüm ortam ve varlıkların sen olduğunu hakikatten bilip onların tümünün sadece sen olduklarını kavradığın ve yaratılmış olan manyetik alanın tamamen boş olduğunu algıladığın an hiçlik boyutundasın demektir. Hiçlik boyutu Gürz'ün Rahman boyutudur. İşte bu durumda dünyadaki eğitiminin sonuna gelmiş olursun. Parlayan sadece kendini gösterir. Işıldayan ise etrafına yansıyandır. Parlayıp da parlaklığıyla övünen egosunun yüksek duvarları nedeniyle yerinde sayar ilerleyemez. Işıldayanın etrafında hiçbir engel bulunmaz. Boyutlarda adeta kayarcasına ilerler. 304. Düşünce evrimi, verite ve realite. Alt sonsuzdan üst sonsuza uzanan sonsuzluğun her noktasındaki varlık, alt sonsuzdan o noktaya kadar olan tüm ortam ve varlıkların toplamından oluşmaktadır.
Dolayısıyla sen olan avatar da aynı kurallara tabisin ve algılamakta olduğun tüm ortam ve varlıkların toplamısın. Evrim aşaması negatif artı pozitif, pozitif ve nötr düşünceden geçmektedir. Bazı renkler veya insanlar güzeldir, iyidir. Bazı renkler veya insanlar çirkindir, kötüdür diye düşünürsen hem pozitif ve hem de negatif düşünebiliyorsun demektir. Tüm renkler güzeldir, tüm insanlar iyidir, renklerin veya insanların kötüsü çirkin olmaz diye düşünebilirsen sadece pozitif düşünceyi yakalamışsın demektir. Rengin ve insanın güzeli çirkini, kötüsü iyisi olmaz. Onlar sadece vardır diye düşünebiliyorsan nötr düşünceye ulaşmışsın demektir. Algılamakta olduğun tüm ortam ve varlıkların toplamı sensin ve bu algıladıklarının hareketliliğinin tümü senin düşüncelerine bağlıdır. Verite denen hakiki yaşamda sen çok yüce bir varlıksın ve düşündüğünü yaratabilmeyi, oluşturmayı öğrenebilmen için bu vizyon manyetik alanda bulunuyorsun. Bu vizyon manyetik alandaki tüm kozmik yapı, tüm bitkiler, tüm hayvanlar, tüm insanlar ve tüm üst boyut varlıkları, üst benini oluşturanların yansımasıdır ve sensin. Kendin de avatar olarak üst beninin kopyasısın. Bu vizyon manyetik alandaki yaşam, realite, yani hakiki olmayan gerçek, yaşamdır. Bu yaşamda bu manyetik alanda hiçbir şeyin var olmadığını algıladığın an, vizyon olan realite yaşamındaki bilincini verite yani hakiki yaşamdaki öz bilincinle eşitlediğin an dünyadaki eğitimin bitmiş olacaktır.